Tuva'daki ağaçtan bahseder misiniz? Evet. Allah Tuva vadisinde bir ağaçtan Hazreti Musa'ya hitap ederken evet ne buyuruyor öncelikle? İnni inneni en Allah la ilahe illa ana buyurdu. Ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Ben senin Rabbinim diyor Hazreti Musa'ya. Nereden hitabı yapıyor? Ağaçtan. Allah bunun da bize bir şey öğretiyor. Bunu Hz. Musa'nın kavmine anlatmıyor. Bunu bu ümmete anlatıyor. Buna beraber ne dedi? Huzurumda peygamberler korkmaz. Korkma dedi. Allah bir ağaçtan hitap ediyorsa bu durumda insan ağacından da hitap etmez mi? İnsan ağacından da hitap eder. Bazen Allah bir çocuk üzerinden bize bir şey öğretir. Allah okuldan Tuva'daki ağacı ağaçta nasıl hitap etmişse o çocuktan da öyle hitap etmiş demektir. Bazen bir müslüman üzerinden hitap eder. Evet. Ne buyurdu? Hikmet müminin yetik manidir. Nerede bulursa onu alsın. Hikmet bir gayri müslüman gelse de onu alman gerekiyor. Onu Allah'tan bilmen gerekiyor. Ama bir de Tuva'daki ağaç gibi olmak vardır. Evet. Ağaç topraktan besleniyor. Değil mi öyle? Toprağa, gövdesi toprakta, topraktan besleniyor. Sudan besleniyor, güneşten besleniyor. O havadan besleniyor. İnsan da öyle. Evet. Varlığı bundan ibarettir. Topraktır, sudur, havadır, ısıdır. Bu durumda insan ağacından da hitap eder. Burada anlamamız gereken şey nedir? Allah bir kuldan hitap edince Allah peygamberlerinden hitap ediyor mu? Evet. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz için. O kendinden söz söylemez. Allah kendisine neyi vahyetmişse onu söyler. Onun dilinden dökülen bu durumda Allah'ın vahyidir. Ama bununla beraber o bir ağaç. Yani onun beşeri tarafını unutmuyoruz. Allah adına konuşurken Allah'ın kendisine vahyettiğini söyler. Ama bir beşer olarak konuşurken herkes gibi bir beşer gibi de konuşur. Bununla beraber yer, içer, o tuvadaki ağaç gibi. Nefes alır, ısınır, üşür. Ama Allah'ın kendisine, evet Allah adına konuşurken, Allah'a davet ederken, Allah kendisine neyi vahyetmişse onu söyler. Ve bu kıyamete kadar böyledir. Bütün peygamber varisleri tuvadaki ağaç gibidir. Allah adına konuşurken, Allah'a davet ederken, cennete davet ederken, hidayete davet ederken, imana davet ederken, evet, Allah adına konuşur. Tıpkı tuvadaki ağaç gibi. Ama zahiri olarak da unutmamak gerekir ki o bir ağaç, insan ağacı. Evet, yer, içer, gezer. Evet, bir beşer zahiri olarak ama manevi itibarla Allah adına konuşurken Allah'a davet ederken Allah'ın kendisine vahyettiğini söyler. Allah onun üzerinden kullarını davet eder yani. Böyle anlamak gerekir.